Teknolandan merhaba değerli izleyenlerimiz. Her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiyle hayatımızda neler nasıl değişiyor diyerek sizler için bu bölüm yerli olarak geliştirilen endüstriyel dizel motor ve doğalgazlı jeneratörü, dijital yaşamın getirdiği hareketsizliği yine teknolojiyle nasıl önleyebileceğimizi ve teknolojik gelişmelerden oluşan haberleri derledik. Teknoalan başlıyor. Sanayi Üniversite İşbirliği projesi kapsamında Erin Motor tarafından 11 yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü olan endüstriyel yerli motor üretildi. Marin motor, zirai sulama amaçlı motopomp, inşaat makineleri, kar küreme araçları ve kompresörler gibi pek çok alanda kullanım imkanı olan endüstriyel dizel motorun yerli olarak üretilmesiyle Türkiye'nin ithal ettiği dizel motor ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Yerli firma ayrıca doğalgaz boru hat basıncıyla çalışan ve uzaktan erişim imkanı sunan doğalgazlı jeneratör de geliştirdi. Merhabalar Merve Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. %100 yerli motor üretiyorsunuz. Evet. Bunun çalışmalarına değinecek olursak, bunun ilk çalışmaları ne zaman başladı, bunu ortaya çıkarma süreciniz nasıl gerçekleşti, ne kadar yıl sonra artık bu ürününüz %100 yerli bir şekilde ortaya çıktı dersek, bunun hikayesini anlatır mısınız bize? Tabii, memnuniyetle. Şöyle... Aslında bu hikayenin geçmişi çok eski. Ortaklarımızdan Mustafa Eser, profesyonel hayatında uzun yıllar içten yanmalı dizel motorlar konusunda çalışmış bir insan. Daha sonra işte babamlarla ortak olarak Şahin Metal kuruluyor ve %100 otomotiv dünyasında ihracat yapan bir firmada çalışılıyor, yapılıyor. Ancak bizim her zaman bir son mamül hayalimiz vardı ve Mustafa Bey'in de bu tecrübesini kendisi ortaya koyarak Erin Motor'un hikayesini başlattı, temellerini attı. Bu temel bundan tam 11 sene önce atıldı, hatta 12 sene önce atıldı. Üniversite Sanayi İşbirliği'ni kullanarak Yıldız Teknik Üniversitesi ile iki tane santez projesi tamamladık. Sanayi tezleri deniyor buna. Ve tabii 12 sene önce bu proje başladığında ilk şu yapılıyor. Türkiye'de nasıl bir motora ihtiyaç var? Nasıl bir motor üretirsek Türkiye'deki tedarik çağını nasıl kullanabiliriz? Kimler var? Kimlerden hangi parçaları alabiliriz? Sonuçta ayrı ayrı bakıldığında bine yakın parçanın bir araya gelmesinden oluşan bir makineden bahsediyoruz. Gerçekten çok kompleks sonuçta bir makine. Motor dediğimiz ürün bir cihazın ya da bir aracın kalbi diye nitelendirdiğimiz nokta. Aynen öyle. Biz endüstriyel dizel motor pazarında hizmet veriyoruz. Kullanım alanı çok geniş. Çok geniş. Aynen öyle. Ve siz bu kadar geniş alanda ihtiyaç duyulan hani ürünün, cihazın ya da aracın kalbi dedik. Siz bu kalbi tamamen yerli olarak üretmeyi başardınız. Aynen öyle. Merve Hanım, %100 yerli bir üretimden bahsediyoruz ama bize sorarsanız bizim için esas değerli olan kısım bunun %100 yerli olarak tasarlanmış olması. Yurt dışından herhangi bir tasarım desteği alınmadan, mühendislik desteği alınmadan tamamen kendi ekibimizce tasarlanıp daha sonrasında üretime geçirilmiş olması. Üretim sonuçta bir tedarik metodudur aslına bakarsanız. Önemli olan bu ürünün patentine sahip olmak, tasarımına sahip olmak ve ürün hakkında söz sahibi olmaktır. Bugüne kadar Türkiye'de çok fazla motor üretildi ama genelde lisans altında üretimler yapılıyordu. Bu ne demek? Yani lisans aldığınız zaman lisansı veren size hiçbir zaman elindeki son teknolojiyi vermiyor. Hep son teknolojiyi kendine saklıyor, size eskimiş teknolojisini satıyor. Ya da siz onun lisansı tamamlandığında üretime tamamlanıyorsunuz. Ama bizim için öyle bir durum değil. Olabildiğince motorun üzerindeki bütün haklara sahibiz. Kimse bize şuraya satamazsın, buraya üretemezsin, buraya veremezsin, şurada şu sanayide kullanamazsın deme hakkına sahip değil. Ve bunu buradan oluşturduğumuz know-how'la şimdi yeni motorların geliştirmesinde, yeni makinelerin geliştirmesinde de aynı şekilde kullanıyoruz. Bizim açımızdan bu çok değerli ama dediğim gibi %100 yerli tasarım olmasının yanında da %100 yerli üretim bir motor. %100 yerli üretilen motor
endüstriyel motorlar ne gibi avantajlar sağlıyor? Bu pek çok avantajı var çünkü, değil mi? Artı daha önce kullanılan, bu alanda kullanılan motorları biz nereden alıyorduk? Ne gibi avantajları, artıları sağladı? Bundan da bahsedin. Şimdi şöyle, Türkiye'de motor üretimi aslında hiç yok değil. Üreten firmalar var ama ihtiyacın çok az bir kısmını karşılıyorlar. Biz de o pazara girdik. Mevcut pazarda kullanılan motorlar hem Çin pazarından gelen, Doğu pazarından gelen motorlar vardı, hem de Batı pazarından gelen. Biz segmentasyonumuzu nasıl yaptık, ürünümüzü nereye konumlandırdık diye soracak olursanız da biz bir kere kesinlikle Çin'le fiyat rekabetine girmek gerçekten çok zor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ancak biz Çin'le fiyat rekabetine girmek yerine Batı'yla kalite rekabetine girme yolunu tercih ettik ve yani sonuçta son teknolojiyi de kullandığımız için, en son tasarımı biz yaptığımız için de bizim motorumuz Batılı rakiplerimize kıyasla aynı şekilde onlarla rekabet edebilecek ölçüde modern bir motor. Ne avantajımız var? İşte çok meşhur Batılı bir rakibimize göre %22'ye yakın yakıt tasarrufu sağlayabiliyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli. Özellikle Türkiye şartlarında. Peki bu noktada bu çok önemli bir avantaj çünkü. Onlardan size bir talep geldi mi? Soru için öncelikle çok teşekkür ederim. Artık öyle bir noktaya geldik ki biz de Avrupa'ya ürün satar hale geldik. Biz şimdi yakın coğrafyadan doğal olarak başlıyoruz ihracatlarımıza. Balkan pazarında distribütörlükler oluşturuyoruz. Arnavutluğa ve diğer ülkelere çeşitli ihracatlarımız oldu. Onun haricinde Batı Avrupa ülkelerine de artık pazara biz de varız deme vakti geldi. Biz de oralarda olacağız. Hem orada hem verimlilik, kalite avantajı sağlayacağız, hem de kendi markalarına göre de fiyat avantajıyla o pazarlarda da yer almak istiyoruz açıkçası. Türkiye'de şu an çok güzel bir teknoloji hamlesi var. Yani bizim haricimizde de birçok firma içten yanmalı motorlar üzerinde yatırım yapıyor ve inanın 2 sene sonrasında hani işte 10 kW'dan belki 1000 kW'a kadar yerli bir motor range'ini konuşabiliyor olacağız. Hani biz ve bizim gibi yatırım yapan firmalar sayesinde ve inanın o zaman Batılı rakiplerimizi Türkiye pazarından büyük ölçüde Türk firmaları olarak, birden fazla firma olarak önüne geçeceğimize inanıyorum. Biz de burada küçük güç grubunda bu pazardaki eksikliği doldurmak yolunda bir adım attık. ...11 yıllık bir süreçten bahsettik ve bugün artık elle tutulur bir şekilde ürün artık ortada ve %100 yerli. Peki nasıl karşılandınız? Talepler nasıl? Aynen şöyle, zaten 11 senedir işin içinde olduğumuzdan dolayı çok sabırlı bir süreç aslında bakarsanız. Bu hiç yani çok uzun bir süreç. Bir şekilde büyük ölçüde kullanıcıların veya bu piyasada olanların bizden haberi vardı. Tabii insanlar önce bir şaşırıyor. Ya yerli motor mu yapıldı? Allah Allah. Ya nasıl olur ki? İşte kaliteniz nasılmış? İşte bizim eski şu motora benziyor. Gerçekten öyle mi? Gibi tepkiler alıyoruz. Ama daha sonrasında gerek fabrikamızı gezdiğimizde, gerek ürünün kullananlarla görüştüklerinde işte bu bütün o algılar yıkılıyor. Bir özgüven kaybı yaşanmış ülkemize maalesef bir dönemde. O özgüven kaybını yıkmak için biraz süreye ihtiyacımız var. Maalesef artık biz yapabilir miyiz ya, bizim yaptığımız güzel olur mu? Yabancı hayranlığı gibi bir söz konusu durum var. Ancak onu da yeniyoruz. Fabrikayı görenler gerçekten şaşırıyorlar. Bizim buradaki disiplinimize, üretim metotlarımıza. Ürünü kullananlar ya bu nasıl bu kadar az yakıyor? Nasıl bu kadar verimli bir motor yaptınız diyorlar. Tam da bu noktada hemen bu teknolojiyi nasıl sağladınız? Bunun nasıl ulaştınız? Hemen bunu sormuş olayım. Yani %100 yerli ürettiğiniz bu endüstriyel motorların teknolojisinden bize bahsedin. Bu %22'lik enerji tasarrufunu sağlamayı nasıl başardınız? Yani şöyle, şimdi biz bunun tasarımını yaparken tek başımıza değildik. Bu tek başına bir ne bir kişinin işi ne de ufak bir ekibin işi. Çok fazla farklı branşlarda farklı insanların çalışması gerekiyor. Biz burada Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir birliktelik yaptık. Biz işin mekanik tasarımını yaparken üniversite tarafından da bu işin doğrulanmasına yönelik bilimsel çalışmaların yapılmasına yönelik destek aldık. Motorun biz kendimize kurduğumuz test odasının birebir aynısı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kurulduk ve 3 tane doktora tezi, 6'nın üzerinde yüksek lisans tezi, 10'un üzerinde de lisans tezi yazıldı sadece Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Aynı şekilde Marmara Üniversitesi'nde de benzer bir çalışma yaptık. Daha alt sayıda tezler yazıldı ve bu
tezlerin tamamı bize know-how olarak geri döndü. Şimdi buradaki know-how'larımızı bir kere ortaya koyduk ve kullandık. İşte yanma odamızın tasarımını oradan gelen know-how'la yaptık. Yanma şeklini ona göre iyileştirdik. İşte çok yüksek basınçlı bir yakıt pompası kullanıyoruz. 1050 barlık. İçeri püskürttüğümüz yakıtta yaklaşık 300 barla püskürtüyoruz. İşte yakıtın yanmasını iyileştirerek motorun verimini arttırıyoruz diyebiliriz kabaca. Ama bütün bu işler yapılırken bu işin arkasında da çok ciddi bir ekip çalıştı. Hem kendi fabrikamızda hem de üniversite tarafında bunun bilimsel araştırmalarının yapılması. Bu kalabalık bir ekibin işte gönül koyarak, çok isteyerek yaptığı bir iş diyebiliriz. Ama nasıl ulaştınız derseniz bu verimliliğe de, kesinlikle arkasında çok ciddi bir bilimsel araştırma ve uzun yılların verdiği bir arge var. Şöyle, inanın belki 3-4 sene önce de seri üretime geçebilirdik. Ancak bugünü bekliyor olmamın sebebi, hani yapmışken iyisini yapmak. Bizim hani şey denmesini istemezdik ya, işte motor yapmışlar ama o da işte çok yakıt tüketiyor, işte çok da sağlam bir motor değil denmesi, bizim için öyle bir şansımız yoktu. O bizim için baştan kaybetmek olurdu. Ondan dolayı Ar-Ge'miz bu kadar 11 sene kadar uzun sürdüğü üzerinde çok çalıştık. Hani gerçekten iyi bir ürün yapabilmek için geçen seneyi bekledik seri üretime geçmekte. Çok eski bir firmasınız. Dolayısıyla sektörün dünüyle bugününü de kıyaslayabilecek noktadasınız. Evet. Endüstriyel motor teknolojisinin dünüyle bugününü kıyaslayacak olursanız aradaki gelişim nasıl? Şimdi Türkiye açısından soruyorsunuz diye tahmin ediyorum. Türkiye açısından soruyorsanız, aslında Türkiye'de 50'li yıllara gelene kadar bu bir şeyler yapılmış. Ancak arada bir kopukluk var. Ve teknoloji üretimi maalesef bu kopukluğu sevmiyor. Bu bir arada bir dönem kaybettiğiniz zaman tekrar baştan başlamanız gerekiyor. Şimdi Batı ile aramızdaki fark bu. Bazı şeyleri 100 senedir, 150 senedir üretiyor olmaları onlar için çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir kütüphaneleri var, know-how'ları var. Gerçekten. Biz bu arayı kapatmak için çok çalıştık ve çok çalışmamız gerekiyor. Bir Batılı'nın günde 8 saat çalışıyorsa biz belki 10 saat çalışarak bu noktalara geliyoruz. Ve biliyorum ki sırf biz değil, bizimle beraber aynı pazarda yer alan Türk firmaları da aynı şekilde bu arayı kapatmak için çok çalışıyorlar. Bizim için tek yapmamız gereken bu yani. Çok çalışmak, başka hiçbir çözüm yok. %100 yerli olarak gerçekleştirdiğiniz endüstriyel motor üretiminde %22'lik bir enerji tasarrufuyla ortaya çıktınız. Bu günümüzde biliyorsunuz en çok altı çizilen konulardan biri de enerji verimliliği. Aynen. Dolayısıyla çok 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 önemli bir nokta. Aynen. Burada bir de araya gireyim. Şu an Ar-Ge'si devam eden Ar-Ge'si tamamlamış ancak ömür testleri devam eden bir de aynı ürünün doğal gazlı versiyonunu yapıyoruz. TL bazında konuşacak olursak dizel versiyonumuza göre %50 daha az yakıt, daha ucuza çalışan da bir doğal gazlı versiyonunu yapıyoruz aynı motorun. Bunun motorun en büyük özelliği esas olarak jeneratörlerde kullanmak istiyoruz. Bir, rakiplerine göre üretim maliyeti gerçekten çok düşük, çok ucuz bir motor olacak. İki, işletme maliyeti dizele göre neredeyse %50. Üç, teknik olarak en büyük özelliği de düşük basınçlı doğalgazla çalışıyor olması. Bu ne demek? Hat basıncında çalışıyor. Bu ne demek? Evinize gelen sarı borudaki bildiğiniz fırınınıza nasıl bağlıyorsanız direkt olarak ve kullanabiliyorsanız, bizim jeneratörümüze de aynı şekilde bağlayıp kullanabileceksiniz. Yani bir müstakil ev düşünün, bir villa düşünün. İşte elektrik kesildi, dizel jeneratör çalıştı. İlla bir mazot takviyesi yapması gerekiyor. Bizim bir mazot tankımız 100 litre. Gerçekten zor bir süreç. Yer ayarlamak gerekiyor. Bir de işin bir de gürültü boyutu da var tabii. Gürültü boyutu var. Elektriğin kesildiğini o gürültülerden anlıyoruz çoğu zaman dışarıdaysak eğer ve gündüz. Aynen öyle. Gürültü boyutu var, titreşim boyutu var. Bunun taşıma problemi var. Doğalgazda böyle bir şey yok. Hattınızı bizim jeneratörümüze bağlayacaksınız ve yakıt derdini unutacaksınız. Buna ek olarak gerçekten sessiz bir ürün olacak. Dizele göre çok daha sessiz olacak. Titreşimi çok daha az olacak. Çok konforlu bir ürün olacak. Umarım bu yeni ürünümüzle de pazarda kendimize farklı bir segment, farklı bir yer açmayı da planlıyoruz. Şimdi motorun malum
ürünün, cihazın, aracın kalbi diye nitelendirdik. Dolayısıyla sekteye uğraması ya da teklemesi mümkün değil, düşünülemez. Öyle bir şey ihtimalin olmaması lazım. Aynen öyle. Peki, şimdi artık teknolojiden bahsediyorken bu ürünlere de uzaktan erişim artık mümkün hale geldi. Ve diğer taraftan da bunların işte bakım ve servis hizmeti de yine önemli. Bu konularda nasıl çalışmalarınız var? Şöyle bir çalışmamız var. Jeneratörlerimizde öncelikle bir çalışma yaptık. Bunlarda bir SIM kart modülü var ve uzaktan bağlanma şansı veriyor size. Cep telefonunuzdan motorunuzun, daha doğrusu jeneratörünüzün kaç saat çalıştığını, yakıt tüketiminin ne seviyede olduğunu, ne kadar yakıtının kaldığını, yağ seviyesini, yağ sıcaklığını ve totalde çalışma saatine bağlı olarak servisine ne kadar saat kaldığını tamamını görebiliyorsunuz. Doğalgaz versiyonunda bir adım daha öne gitmek istiyoruz. Burada da kullanıcılardan izin alarak kullanım detaylarını biz de gizli bir yerde saklayarak bize gelmesini ve servis zamanını biz son kullanıcıya hatırlatmak istiyoruz. Yani artık son kullanıcının üzerinden bütün yükü alıp tamamını kendimiz almak istiyoruz. Bu tarzda ne kadar eski bir pazar da olsa bazı yeniliklerle de pazara katkıda bulunmak istiyoruz. Peki, teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Pek çok sektörde olduğu gibi sizin alanınızda da öyle. Sizin yaptığınız bu önemli çalışmalar teknolojinin bu yönde hızla ilerliyor olmasıyla nasıl devam ediyor olacak? Bir sonraki adımlarınız belli mi? Ya da neleri öngörüyorsunuz bu sektörde? Nereye gelir sizce bu teknoloji? Yani şöyle, öngörümüz şu, içten yanmalı motor pazarı özellikle otomobil tarafında biteceğinden dolayı üreticiler ağırlıklı olarak endüstriyel pazara ve daha çok büyük motorlara döneceklerdir. Endüstriyel pazardaki ihtiyaç hiçbir zaman gitmeyecek ve burada da bir geliştirme dönemi var ve herkes verimlilik üzerinde çalışacak. Biz de aynı şekilde hem büyük motorlarla da bir şeyler yapmak istiyoruz. Doğalgaz konusunda bu tek sinirli motor piyasaya çıkarttıktan sonra bazı yeniliklerimiz, bazı sürprizlerimiz olabilir. Özellikle artık dünya çok daha çevreci bir boyuta gidiyor. Ve doğalgazda özellikle Türkiye'de dağıtımı çok yaygın ve çok güzel olan bir ürün. Ondan dolayı bu tarafa da bir ağırlık verebiliriz. Günümüzde dijital yaşamla hareketlerimiz kısıtlandı. Daha az hareket ediyor olmak da beraberinde pek çok sağlık sorununa yol açtı. Ancak bu gidişe yine teknolojiyle çözüm bulundu. Teknofest Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde 1500 proje arasından ilk yüzde yer almayı başaran Hareket Ofiste projesiyle çalışanların verimliliğinin %42 artırılması hedefleniyor. Türkiye'de ilk kez geliştirilen projeyle her gün sadece 6 dakikalık egzersizle hem çalışanların sağlığı korunuyor hem de iş verimliliği artıyor. Sabah Hanım, merhaba. Merhaba. Hareket Ofiste uygulamanızdan bize biraz bahseder misiniz? Hareket Ofiste projesi aslında bizim dijital dünyadayız artık. Her şey dijitaldir. Yani gözümüzü açtığında sabah telefonla uyanıyoruz ve hayatımızı serviste giderken telefonlarla beraberiz. Daha sonraki aşamalarda bilgisayar, masaüstü bilgisayarlarla çalışmalar yaptığımız için biz hareket etmiyoruz. Ve bunun bir araştırmasında dünyada en dördüncü sağlık problemlerinden biri hareketsizlikti. Biz biliyorsunuz dijital bir şirketiz. Dijitalin hayatımızda olması gerektiğini iddia ediyoruz ve herkesin de dijitali sık sık kullanmasını gerektiğini. Ama aynı zamanda evet, özellikle bu konuda eğitimler de veriyorsunuz değil mi? Sosyal medyayı nasıl en doğru şekilde kullanırız? Kesinlikle, kesinlikle doğru. Biz o çalışmaları da yürütüyoruz ve bu çalışmalarda biz şunu söyledik. Evet, dijital olmazsa olmazı ama bu aynı zamanda sağlığımıza da mı etkiliyor? Etkiliyorsa bir çözüm üretiyoruz ve çözümümüz de bizim projemiz de Hareket Ofiste. Biz daha önce 2016'larda Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir projesi vardı. Hareket Her Yerde kampanyasını yapmıştık. Bu onun devamı bir serisiydi Hareket Ofiste. Bizim ortalama çalışanlar 8 saat ofiste zaman geçiriyorlar.
ve bunun çoğunluğu da bilgisayar önünde geçiriyorlar. Ve bu da postür bozukluğuna, konsantre bozukluğuna sebepler oluyor. Biz şöyle yapıyoruz. Size bir program yazdık. Bu program sizinle her yerde. Sabah uyandığınızda yatana kadar. Tamamıyla iş hayatınızda, hareket ettiğiniz zamanki süreçte biz de sizinle beraber oluyoruz. Nasıl oluyor? Bizim bir, ilk başta size bir anket gönderiyoruz, test gönderiyoruz. Siz orada sorularınızı cevaplıyorsunuz, sorularınızın içindeki. Daha sonraki bittikten sonra hoca gönderiyoruz, fitness hocaları. Artı diyetisyenler geliyor. Sizinle birebir 30 dakika 45 dakika arası bir konuşuyor ve size özel bir egzersiz programı yazıyor. Yani önce kişinin yaşam şeklinin bir profilini çıkarıyorsunuz. Beslenmesinin, neler yaptığının, gününün nasıl ve ne şekilde geçirdiğinin önce bir profilini çıkarıyorsunuz. Ofiste ne gıdalanıyor, nasıl yiyor, ofiste otururken daha çok kaç saat bilgisayarda geçiriyor, su içiyor mu, nasıl yapıyor, masa üstünde nasıl bir aletleri var. Bunların hepsi bizim için önemli. Ofisin kaç metre olduğunu. Biz her şeyi ölçüyoruz. Daha sonra size özel programı çalıştırıyoruz. O programın içinde size şunları her belli periyotlarda çalışmalarınıza göre uyarıcılar çıkıyor. Uyarıcılarınız da şurada diyor. Hadi kalk yürüyüş yap. Yürüyüş yapıyorsunuz. Ofiste kaç tur yapmanız gerektiğini bilgisayarda size uyarı söylüyor. Daha sonraki aşamada egzersiz yapmanız gerekiyor. Egzersiz yapmanız gerektiği zaman da şurada şunu yapıyorsunuz. Masanızda su bardakları varsa onları alıyorsunuz ve esneme, omuz hareketleri yapıyorsunuz. Eğer sizin boyun fıtığınız varsa size o egzersizleri yaptırmıyoruz. Ve siz üzerinizdeki kıyafetleri değiştirmeden tamamıyla kendi kıyafetlerinizle çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmayı biz hem bilimsel çalışma yaptık, aynı zamanda da Herkes İçin Spor Federasyonu, onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz projeye gittik, onlara anlattığımızda çok sıcak karşıladılar ve onların inanılmaz fazla videoları varken onların bunun hem bilimsel hem federasyon tarafından onaylı olması için onlarla bir protokol imzaladık ve bizim bütün videolarımız, bütün egzersiz çalışmaları onların videolarıyla beraber uygulama yapılıyor. Bu çalışmaları yürüttükçe çalışanlar kendinde bir haftada 30 dakika yaptığında %42 verimlilik atıyor. Bu da günde sadece 6-7 dakika. Çalışanlar bu programı kullanırken haftada en azı 2 kere hoca gönderiyoruz ve 1 kere diyetisyen. Bir de kontrol ediliyor. Ve sonunda bizim tavsiyemiz 2 ay en azı bunu kullanması. 2 ayın sonunda tekrar ölçüm yapıyoruz. Bakın siz buradaydınız, şuraya geldiniz. Bu uygulama ne kadar zamandır kullanılıyor ve şu ana kadar kaç kişiye ulaştınız? Şimdi bu aslında yeni bir projede. Biz bunun üzerinde yaklaşık olarak bir sene çalıştık. Daha sonra bir Teknofest'in Takeoff projesi yarışması vardı. 1500 projeden 100. seçildik. O prototip olarak orada yayınlattık ve oradaki çalışmalarımızda seçildikten sonra da bayağı bir Türkiye'nin önde gelen kurumsal şirketleri ilgi gösterdi. Ve yaklaşık olarak şu anda bizim 500'e yakın bir uygulamayı kullanmış bir çalışanlar var. Peki kullananlardan geri dönüşleri nasıl alıyorsunuz? Çok memnunlar çünkü en önemli diyorlar ki işe dalıyoruz. İşe daldığımızda böyle bir anda ekranda uyarıcı gelince bizi uyarıyor ve özellikle eşya falan elinizin altındaki eşyaları kullanmak bize çok feasible geliyor. O çok onların hoşuna gidiyor. Bir de bizim aynı zamanda hareket ofislerinin yaklaşık olarak kendi içinde de 14'ten fazla bir ürün gamı var. Biz aynı zamanda sadece ofiste çalışanlara vermiyoruz ya da ofiste çalışan kademeli farklı. Şimdi altın yakalıların çok kısıtlı zamanları var. Pembe yakalılarınki farklı.
beyaz yakalılar farklı, mavi yakalılar diyeceksiniz ki çok hareketli onlar, ama onlar da yanlış hareketlerden dolayı rahatsızlıklar oluyor. Gri yakalılar da keza. Biz onlara göre de egzersizlerimiz ve şey programımız tamamıyla hepsi ayrışılmış. Yani kişiye özel bir program düzenlenmişiz. Bu arada az önce diyetisyenden de bahsettiniz. İşin beslenme boyutunu nasıl hesaplıyorsunuz? Orada da neler yapıyorsunuz? Şimdi biz burada şirketlerle, insan kaynaklı departmanıyla çalışıyoruz. Onların aylık menülerini istiyoruz. O aylık menülerine göre biz kişiye göre o yedikleri yemeklerine göre programı yazıyoruz. Çünkü yine insan uğraşmaması gerekiyor. Benim avokado yemem gerekiyor. Halbuki mevcut olanları doğru zaman bugün neyi kullanması gerekiyor? Elinin altında, yani insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yani Hareket Ofis'te şöyle güzel bir program. Kişinin çalışma temposuna göre kişiye gün içerisinde hangi saatlerde ne kadar nasıl hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Ve bunu tabii beslenmeyi de desteklemek lazım. Bu noktada da zaten o kişi bir yemek yiyor ama işte o yemekte ne olduğunu siz belirlemiş oluyorsunuz. Evet, mevcut olan şirketin yemeğini onun nasıl yemesi gerekiyor? Yani arka arkaya örneğin karbonhidrat aldı, tatlı veriyorlarsa tatlıyı hemen yememesini, daha sonra bir saat sonra yanına alıp daha sonra yemesi ya da meyvesini daha sonra yemesini şeklinde bir ayarlamalar yapılıyor. Günde ne kadar, biz biliyorsunuz ofiste inanılmaz çay kahve tüketiliyor. O da çok faydalı değil. Onların da belli bir oranda tüketmesi gerektiğini, o detaya kadar çalışmalar yürütüyoruz. Peki bu projenin ortaya çıkması ne kadarlık bir zaman dilimini kapsadı? Tamamen evet oldu artık bu bitti dediğiniz nokta ilk başından bugüne ne kadar sürdü? Şimdi bir sene sürdü. Arge kısmı ve akademik kısmı sadece 8 ay sürdü. Hangi birimlerde ölçüm yapıyorsunuz? Kilo bazında mı? Vücut ölçümü, daha sonra en önemli şey postür analizleri yapılıyor. Çünkü bizi belli şey sonra yoran şey postür bozukluğu. Duruş bozukluğu. Evet, kesinlikle, kesinlikle o çok ciddi. Yani daha sonraki aşamalarda çünkü inanılmaz konsantreyi de bozuyor. Peki bir sonraki adımı ne olacak bu projenin? Şimdi Hareket Ofisi'nin şeyine biz tabii şu anda kurumlara yönelik tamamıyla çalışmalar yapıyoruz ama biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük ana damarı KOBİ'ler ve girişimcilerdi. Onlar daha küçük ölçekteki şeydi. Biz bu işi online yine dijitalde bireysel de alabilecekler. Çalışan, home ofisi olan ya da sadece 2-3 kişi olan ama bundan da yararlanabilecek şirketlere biz online görüşmeler yapıyoruz. Görüntülü, şimdi onun hazırlıkları gidiyor. Görüntülü bir konuşma yaptıktan sonra onlara, ona göre bir yine program yapılıyor ve takip ediliyor. Daha geniş kitlelere uzaktan erişim sayesinde bu projenizi ulaştırmayı hedefliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Sürücüsüz otomobiller, otobüsler ve kamyonlar. Gelişen teknolojiyle adını sık sık duymaya başladığımız otonom araçlar artık hemen her alanda kullanılmak üzere geliştiriliyor. İşte buna en son örnek konsept olarak geliştirilen Scania'nın AXL modeli. Sürücüsüz olarak kullanılan araç ağır yük çekmek için tasarlandı. Otonom sürüş teknolojisi binek araçlar kadar büyük araçlar için de hızla ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda otonom sürüşe sahip otobüs modelini tanıtan Scania,
otonom sürüşe sahip kamyon modeliyle inşaat alanına giriş yaptı. Aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri, gücünü elektrikle değil, yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş biyoyakıtlardan sağlaması. Araç üzerinde yer alan kameralar, radar, GPS sistemleriyle güvenli otonom sürüş hedefleniyor. Görüntüsü ve gücüyle dikkat çeken Volkswagen bünyesindeki Scania, bu alanda seri üretime geçerek pazarda ilk olmayı hedefliyor. Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ın kıvraklığını gözler önüne serdi. Marifetleriyle dikkat çeken robot, pek çok insanın yapmakta zorlanabileceği akrobatik hareketleri kolaylıkla yapabiliyor. Teknolojiyle her geçen gün kabiliyetleri artırılan robotlar pek çok alanda hizmet ediyor. Robotlar dünyayı ele mi geçirecek, insanoğlunun işini elinden mi alacak soruları da bu gelişmeler karşısında yanıt buluyor gibi. Şaka bir yana elbette kontrol her daim insanoğlunda olacak ve robotlar hayatımızı kolaylaştıracak. En azından temennimiz bu yönde. Robot üreticisi Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ın ne kadar esnek ve dengeli olduğunu gösteren bir video yayınladı. Atlas profesyonel bir jimnastikçi gibi amuda kalkıp takla atabiliyor. Kendi çevresinde dönerek mükemmel atlayışlar yapıyor. Yok artık dedirtecek kadar denge ve hareket kabiliyeti olan robot, teknolojinin geldiği son noktayı gösteriyor. Teknoalan'dan şimdilik bu kadar değerli izleyenlerimiz. Bir sonraki bölüm görüşünceye dek teknoloji hayatınıza renk ve konfor katıyor olmaya devam etsin. Hoşçakalın.